Evet YouTube ailem, bugün ne yapıyoruz diyeceğim ama hiçbir şey yapmaya gerek yok. Çünkü gittim 550 liraya bir torba yem aldım. Civciv büyütme yemi, çünkü buğday daha yiyebilecek kapasiteye gelmediler arkadaşlar. Ben bunları hızlı bir şekilde büyütmem lazım. Bana da alışması lazım. Civcivlere fısıldayan Halil hocam adı, fena olmaz ama elden besleyip onlarla takılmak istiyorum aslında da. Şöyle bir gösterelim yavaşça. Bakın arkadaşlar, kendi kendilerine serbest bıraktım. Niye? Olmuyor. Küçük yerde olmuyor arkadaşlar. Gelin lan. Gelin bakayım. Hadi bakalım. Şöyle elden besleyelim. Aferin benim boncuklarım. Evet. Oy ben yerim sizi. Adam adam adam. Nasıl? Arkadaşlar ye bakayım ha. Adam adama diye. Hadi bakalım. Bunlar da çok çıplak kalmış ya. Neyse dostlar, fazla bunları sıkmayalım. Ben ikinci kez yem veriyorum. Çok aç değiller. Gel 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 gel. Bak içini pisletmişsiniz ya. Ya içini pisletmişsiniz ya. Vallahi ya. Olmaz böyle. Çekil çekil çekil. Temizlik yapalım. Çekil. Heh, şimdi bir dakika. Hadi 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 hadi. Gelin bakalım. Boncuklarım benim. Arkadaşlar biraz küçük geliyor ama mecburi olarak iki tane yapmamız gerekiyordu. Biri içeride, öbürü çekil 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 çekil. Çekil lan. Lan çekil ha. Boynun kalacak orada. Çekil. Kuzum bir saniye. Çekil. Evet. Şimdi böyle daha iyi. Heh. Şimdi arkadaşlar diğerlerinden şöyle yan tarafı gösterebilir misin? Bunlardan korkuyorlar. Bunlar buraya geldiği an sıkıntı oluyor, vuruyorlar. O yüzden burada beslenmeleri daha güzel. İnşallah arkadaşlar, bakın mesela şu büyük ihtimalle horoz. İnşallah tavuk, horoz hepsini ayırt edeceğiz. Bu şekilde yaklaşımlarla büyüteceğiz bunları. Başka şansımız yok. Tintlerle siyahlar bir arada kardeş kardeş geçiniyorlar. Arada bir artistik yaptıkları oluyor. Ama ister istemez doğalarında da bu olduğu için, o güvercin suluğu da vermişiz ama orada bir kötü bir şey var. Ortalık kirli. Hareketlere bak. Şöyle elden de besleyebilirsem. Hadi bakayım. Çok iyi. Oy 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 oy. Ben sizle takılırsam var ya, ne güzel görüntüler çıkacak ortaya. Ulan sen nasıl bir horoz? Üş, hareketlere bak. Çok güzel maşallah. Hepsi birbirinden tatlı. Hadi 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 hadi. Hop 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 hop. Aferin aferin. Çok iyi maşallah Hintlerimiz. Hepsi birbirinden güzel. İnşallah arkadaşlar. Bunları sosyal bir şekilde alıştırırız. Eğer sosyal alışırlarsa var ya, tadından yenmez. İnsana huzur veren bir görüntü var. Aziz hocam, gördüğün gibi tam böyle senin eski günlerdeki gibi yaşadığın yaşantının değişik bir versiyonu. İnşallah ileriki zamanlarda emekli olduğunda bu günleri fazlasıyla da yaşarsın. Hadi bakalım. Hadi hadi, yemeyeceksiniz mi? Siz bilirsiniz. Of of. Sakin olun. Bunlar yiyemez zannettim arkadaşlar. Ben de piliç yemi aldım. Piliç büyütme yemi. Herhalde içinde vitamin, mineral desteği fazlasıyla var. Hadi kuzular. Bu bizim kafası yarık olan, gördünüz mü arkadaşlar? Teramisin çok ciddi anlamda işe yaramış. Arkadaşlar tecrübeyle sabitledik. Yoksa iltihap kapmıştı. Antibiyotikli kremle biz o işi çözdük. Suluk da işe yaradı. Bu bizim güvercin suluğu var ya, ani ve hızlı olarak sulamada bayağı işe yaradı. Ye iç, ye iç yat, keyif yap. Şimdi inşallah arkadaşlar burası birazdan serinleyecek. Hayvanlar su içiyor, yanıyor. Taş yiyenler de içeride zaten. Ama bunları biz burada elden besleyeceğiz. Nasıl? Sizce de bayağı büyümemişler mi? Biz Ahmet'in tavuklarına rakip firma olarak geriden geliyoruz ama inşallah onunkiler gibi işe yarar tavuklarımız olacak. Ama bak 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 bak. Şu Hintler de gerçekten kendini ispatlayacak şekilde görünüyorlar. Şu siyah var ya, gerçekten harika bir Hint olacak diye düşünüyorum.
horoz mu tavuk mu bilemem ama görüntüsü horoza benziyor. İtle uğraşanlar bilir arkadaşlar. Arap bir tavuk ya da Arap bir horoz geliyor diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar size şey de göstereyim. Burada ikisi aynı yumurtaların üzerinde yatıyorlar. Bunlardan bir tanesini götürmem gerekecek arkadaşlar. Ne yapacağım onu da bilmiyorum. Yani iki tane annesi olan 6 tane ya da 6 mı 8 mi 8 tane yumurta var. Şahin'in birebir yumurtaları. Dikkat ettiyseniz hepsini serbest bırakıyoruz ve artık ot kopararak yayılıyorlar. Bunlar aslında dışarıya çıkarsak var ya, vitamin mineral desteklerini buradan fazlasıyla yaparlar. En azından arkadaşlar hasta olma konusunda... Ana dur. Oh, ne oldu, bir şey var, bir sıkıntı var. Ha, civciv içeri girmiş. İçeri girince de gurk gerekeni yapmış. Gurkun taze suyunu verdik, ardından yemini de döktük. Fazla şey yapmayacağız. Burası dar gelmeye başladı. Vallahi arkadaşlar bu iş böyle olmaz. Ben bunları dışarı çıkarmam lazım. Sadece yatıya gelsinler. Yatının dışında fazla da bir şey yapmasınlar. Çünkü öbür türlü burada sıkıntı oluyor arkadaşlar. Gelin bakayım. Alışmaya başladınız değil mi bana? Önce beni gördükleri zaman kaçacak yer arıyordu. Kuzu 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 kuzu. Şimdi kafaları rahat. İyi dedim. Takılsınlar bakalım arkadaşlar burada. Ben şu bizim şeyi düşünüyorum. Acaba kırmızı tavuğu mu bıraksam? Yoksa o sarı bencikli olan, böyle çapar gibi olan tavuğu mu bıraksam diye düşünüyorum. Ama bunları da izlemeye tadına doyum olmuyor. Şurada bir tane şişemiz var arkadaşlar. Yanlış algılanmasın. Bu şişe sirke şişesi. Ben sularına böyle arada bir sirke damlatıyordum. Herhangi bir problem olur mu diye. Bunlar da böyle yayılırken görmek kadar güzel bir şey yok arkadaşlar. İnşallah hızlı bir şekilde büyütebiliriz. Büyürse tadından yenmeyecek. Tabii mecazi anlamda tadından yenmeyecek. Oo, bizim Kemal Baba geldi. Sarı Kemal, ne yapıyorsun? Kümesin hakimi geldi. Maşallah maşallah. Tabii hepsi dağılmış arkadaşlar, rızkını arıyor. Bunlar bana böyle gördüğünüz gibi harika bir keyif veriyor. Tabii bakıyorum da hani bunlar buradaki, ha. Evet, ortalık karıştıranlar geldi. Ortalık karıştıranlar geldi. Ben şimdi sizi dışarıya çıkarmak zorundayım arkadaşlar. Bak geldiler. Hadi bakayım. Dışarı. Her zamanki gibi yoruldum ama niye? Çünkü yaptığım şeyleri size göstereyim. Ondan sonra devam edelim. Aldığım profillerin hepsini ve çatı malzemelerinin hepsini yukarıya doğru Tusul'la birlikte dizdik. Daha önce hiç çatı yapmamış ama bana yardım edecek. Ben yarın kaynak gözlüğü alacağız. Bugün kaynak gözlüğünü unutmuşuz. Benim kaynak maskesiyle yapamıyor. Yapamadığı için de biz buraya çatı sistemini yapacağız arkadaşlar. Şöyle 0.5'te de göstereyim size. Fazladan olan, artık olan, kenarda, kıyıda, köşede değerlendirmek istediğim malzemelerin hepsini böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar dizdik. Yarına hazırlık yaptık. Burası tavuklar için mükemmel bir yer olacak ama... Taraz ne haber? Her şey yolunda mı? Vallahi dün kapıyı iyi eğmişsin ha. Neyse arkadaşlar, şöyle size göstereyim. Bakın. Burası 15 metrekare ya. Buradan açık bir kapı bırakacağız. Tavukları buradan içeriye bırakacağız arkadaşlar. Buradaki otları görüyorsunuz. Fazlasıyla yeteceğini düşünüyorum. Tavuğun olduğu hiçbir yerde. Of, sese bak sese. Şu görüntünün güzelliğine bak. Resmen var ya, Hollywood film afişi gibi oldu. Neyse. Dostlar, böyle gördüğünüz otları fazlasıyla yiyecekler diye düşünüyorum. Aslında şu etrafı telle çevirsek, sonuçta 90 metreye yakın telimiz var. Çevirsek ve ondan sonra buraya tavukları salsak, daha önceden yapmıştım ya. Şunların etrafında hani bu direklere bağlı bir şekilde yapmıştım ya. Yapsak sizce nasıl olur diyeceğim ama şöyle de yapabiliriz. Buradan direkt yardımlarıyla, tel zaten belli bir yüksekliğe ait. Böyle ileriye doğru, oradan da böyle kenara doğru, şöyle şu tarafa, harika tarif yapıyorum değil mi? Şöyle ve böyleyle. Buradaki otları ot motoruyla parçalamaktan ziyade tavukları bıraksak harika olur. İnşallah arkadaşlar.
serayı değerini verene sahiplendirelim yani. O diğer kelimeleri burada kullanamıyorum. Dostlar, benim civcivlerin yanına bir gideyim bakalım. Acıkmışlardır. İkinci tur besinini de vereyim. Ona göre artık sularını, suluğunu da bir kontrol edelim. Yetişenin elinde kalıyor. Hadi pardon, ağzında kalıyormuş. Of of. Ne yapıyorsun lan? Aferin, aferin. Maşallah, maşallah. Evet. Neyse arkadaşlar. Ben bunların önüne yemliklerini koyayım. Ona göre arkadaşlar daha sulukları temizlenecek. Çünkü sağlıklı su tüketmeleri gerekiyor. Artık ne kadar temiz yapabilirsek. Çamaşır suyu aldım, sirke aldım. Suların içerisine birazcık damlatmak zorundayım. Başka türlü sıkıntı olacak diye düşünüyorum. Biliyorsunuz şu nipelleri temizlemem lazım. Ondan dolayı bayağı bir uğraşıyorum. İçine çamur girmiş. Şimdi böyle bunların etrafında herhangi bir çamur tabakası kalmasın diye temizliyorum. İçine sirke damlattım arkadaşlar. Bayağı da steril olmuştur diye düşünüyorum. Sürekli taze su vermek zorundayız. Yoksa arkadaşlar sıkıntı olabilir. Allah. Evet, şunu da kapatayım. İçeride görüşürüz. Sürekli ağırlık yapıyoruz ya. Arnold Schwarzenegger gibi kas yapacağız. Bakalım. Başaracağız. Şimdi şu nipelleri takalım. Neredeymiş bu? Birinci nipel burada. İkinci nipel, üçüncü nipel ve dördüncü nipel. Bunları da şurada. Bazen gözüm görmüyor. Göz kararıyla yapıyorum. Üçüncüyü de takalım. Evet. Artık belli süre sonra alışıyorsunuz. Arkadaşlar. Bu hortumu da buraya geçirip bağlayalım. Hadi bakalım. Tüpçü hortumu gibi. Bu su dolsun. Bütün sular. Çünkü nipelin içerisindeki hava gitmezse bu su dolmaz. Hadi bakalım. Şamandıra sistemimiz çalışıyor inşallah. Dolmaya başladı zaten. Şöyle bakın, görüyorsunuz. İçindeki su doluyor zaten. Yemliği dışarıya koyalım. Dışarıda beslensinler. Burayı yatak odası olarak kullansınlar. Yani yatmadan yatmaya gelsinler. Şu teli de hafta sonu seksek nasıl olur? Artık bir şekilde ayarlarız arkadaşlar. İnşallah içerideki o şey var ya, yeni yaptığımız yer, bunların ikisine birden yeterse harika olacak. Yetmezse yandık. Bunlara da artık hafta sonu mini tüneklik yapar mıyız, yapmaz mıyız bilmiyorum. Ördekler konusuna gelince arkadaşlar, iki tane ördeğimizin iki yumurtası kaldı. Günden güne olmuyor yani, kırılıyor, kayboluyor, bir şeyler oluyor. Sanırım başaramayacağız. O yüzden arkadaşlar, bugün ne diyelim? Videoyu burada bitirelim. Çünkü yorulduk. Ben kaşınmaya da başladım tozdan dolayı. Ne diyelim? Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı, o güzel yorumlarınızı her zaman yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Thank you.